Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün farklı bir ürün incelemesiyle birlikteyiz yine. Genelde A101'e geldiğini gördüğümüz Piranha Titan C Type modeli açılır ekranlı teybimizi inceleyeceğiz arkadaşlar. Teyp 93 model doğanımızda takılı şu anda. Kontağa bağlı. Şu şekilde ortadaki ses açma tuşu, buna bir kere bastığımızda teybimiz açılıyor arkadaşlar. Direkt açılışı bu şekilde, eğer kapalıysa. Şöyle hemen üstündeki tuşları tanıtayım ben. Hemen şurada Open yazan tuşumuz var. Bu ekranımızın açmaya yarıyor. İleri, geri, Search arama tuşumuz var. Burası ses açıp kısma, sessize alma, sessizden çıkarma ve kapatıp açmaya yarıyor teybimizi. Yine şurada yukarı ve aşağı oklar var. Bunlar da ekranımızı ayarlamamızı, yani aşağı yukarı eğimini ayarlamamızı sağlıyor. Burada da yine bir Home tuşu var arkadaşlar. Bastığımız zaman ana ekrana geliyor. Teybimizde USB AUX SD kart girişleri mevcut. Bluetooth ve band tuşları var. Görünüşü dıştan bu şekilde. Hemen şuradaki open yazımıza tıkladığımız zaman ekranımız bu şekilde kendisi açılıyor arkadaşlar. Eğer böyle bırakırsanız ekranı, kendi normal bağlantılar doğru bir şekilde yapıldıysa, hafıza, kontak, bütün işlemler doğru bir şekilde yapıldıysa, bu şekilde olursa şöyle kontağımızı kapattığımızda kendisi kapanır. Daha sonra tekrar kontağımızı açtığımız zaman kendisi açılır arkadaşlar teybimizin. Bu tuşa bastığımızda tekrardan en son nerede ayarladıysanız, ne şekilde ayarladıysanız oraya gelir arkadaşlar. Şöyle bu ekranımızı yönlendirmeye, aşağı yukarı eğimini ayarlamaya yarıyor demiştik. Görünüş bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen şu an radyo menüsünde. Burada home tuşu var. Saatimiz var. Ses ayarlarımızı yaptığımız ses equalizer, loud, alan görüntü ayarlarını yaptığımız bir ekranımız var arkadaşlar. Bu da uyku modu gibi bir şey sanırım. Ekranı kapatıyor. Özellikle gece yolculuğunda faydalı olabilecek bir özellik. İleri geri radyo kanalı ayarlamamız bu şekilde. Bir kere bastığımızda otomatik bir sonraki istasyona geçiyor zaten. Şu an aracın radyo anteni tam olarak çalışmadığı için çok fazla kanal bulmuyor. Hemen şöyle home tuşu yaptığımız zaman yine ana ekrana geliyoruz. Burada parlaklık ayarlarımız var. Gece, kişisel ve yine aynı zamanda ekranı kapatan ayarlarımız var. Burada tarih saatimiz var. Radyo, USB, SD ve video giriş, kamera giriş ekranımız var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şu eller ileri geri yapmamızı sağlıyor. Şöyle bir sonraki sayfa menüye geçiyoruz. Burada da Bluetooth, telefon, ön kamera ayarlar ve arka plan ayarlarımız var arkadaşlar. Aracımız kamera destekliyor. Hem geri hem ileri kameramızı destekliyor. Bir süre bir işlem yapmayınca otomatikman neresi açıksa oraya geliyor. Hemen şöyle SD kartımızda videolar var arkadaşlar. Size göstereyim onları da. Video kalitesini. Gayet HD bir görüntüye sahip videolarımızda. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle hemen bir ses açıp kısma yaptığımız zaman dediğimiz ayarlar geliyor. Equalizer. Equalizer'da standart, klasik, rock, pop, caz, elektrik genel ayarlarımız var. Load açma kapamamız var. Ses ayarlarımız var. Bas ve tizi ayarladığımız ekran.
Şu alan ekranı da arkadaşlar fader ve balans, yani ön arka sağ sol ayarlarımızı yaptığımız yer oluyor. Burada da görüntü ayarlarımız var yine. Parlaklığı, rengi, dolgunluğu, bunları ayarlayabileceğimiz ekran var. Evet arkadaşlar, video paneline geldiğimizde şu alttaki görünen tuşlardan ileri geri durdurma, tekrar oynatma, şuradan parça listemizi görebiliyoruz. Hemen geri geldiğimizde yine burada çalma türlerimiz var. Şu şekilde bastığımızda yukarıda şuradan hemen bir parçayı tekrarla var. Tümünü tekrarla var. Hemen yanında muhtemelen karışık çalmayı da o şekilde karışık çalmayı çalıyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan tıkladığımızda yine burası da çalma listesine getiriyor. Evet, arkadaşlar teybimizin özelliklerinden bahsedecek olursak Bluetooth özelliği var. Mirror link özelliği var. Yani telefonumuzun ekranını teybin ekranına yansıtma. Bu işlem USB ile oluyor. Yani USB'yi teybimize takıp daha sonra bir şarj kablosu bunun için yeterli. Onu da telefonun taktığımızda ekranımıza yansıtabiliyoruz. USB'den yine telefon şarj etme özelliğimiz var. Tam otomatik motorlu bu açılır panel var. Açılır kapanır panel. Dokunmatik ekranlı. HDMI kart desteği var arkadaşlar. 720p video oynatma özelliği var. USB 2.0 hızında bağlantısı var. 4x100 wattlık bir maksimum güç çıkışı var. En önemli özelliklerinden birisi de bu sanırım. 4x100 olması. Bu arada USB ve SD kartta arkadaşlar maksimum 32 GB'a kadar destekliyor. Yine 4 RCA Line Out var. 2 kanal video çıkışı var. 1 kanal video girişi var arkadaşlar. Dediğim gibi geri vites kamera özelliği var. Bu dokunmatik ekranımız 7 inçlik bir LCD ekran. AUX'umuz var demiştik. 18 radyo kanal hafızalı. Şurada gördüğünüz FM1 yazıyor. Bunu yine modlar arasında geçiş yaptığımızda 3 tane kanal geçişlerimiz var arkadaşlar. Onlarla birlikte yani 6x3'ten 18 tane radyo kanalı geçişimiz var. Şu search kısmı yine bu da SD kart, radyo, flash bellek, bluetooth arasında geçişlerimizi sağlıyor. Video oynatıcımız, kamera, şu şekilde bluetooth özellikler arasında geçiş yapabiliyoruz arkadaşlar. Arka planda yine şöyle tıkladığımızda arka plandaki görüntümüz otomatik değişiyor. Hangisini istersek onu koyabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle ayarlara da bakacak olursak kısaca. Ayarlarımızda sistem, ses, görüntü ayarlarımız var. Medya ayarlarımız, bluetooth ayarlarımız var. Hemen şu yukarı aşağı oklarla geçiş yaptığımız zaman zaman ayarı, ışık ayarı, direksiyon ayarları, eğer aracınızda fonksiyonel direksiyon varsa, dokunma ayarı ve versiyon özellikleri ile alakalı ayarlarımız var. Sistem ayarlarında alan, Avrupa seçimi, dil, logo seçimleri var. Dilimiz Türkçe. Şu şekilde logoya tıkladığımızda şifre ekranı geliyor. Şifremiz 6556 arkadaşlar. Şöyle enter yaptığımızda buradan logolarımız geliyor. İstediğimiz logoyu seçebiliyoruz arkadaşlar. Ekran biraz tırnakla algılama yapıyor. Şöyle aşağı yukarı oklarla gittiğimizde çoğu aracın logoları var arkadaşlar.
Tofaş yok burada ama Fiat logosu var. Biz o yüzden Fiat logosunu seçtik. Ön kamera ayarımız var. Şu anda araçta herhangi bir kamera takılı olmadığı için bunları gösteremeyeceğim. Ön ve arka kamera. Aydınlatma, algılama var. Bu da açık konumda. Parkta sessiz alma var. Bu kapalı. Fren algılaması, bu da kapalı. Yine burada bir bip sesimiz var. Bu her dokunduğumuzda çıkan bu gıcık ses arkadaşlar. Şöyle ses ayarlarımızda yine equalizer, alan ve load seçimimiz var. Alan dediğim gibi sağ sol ön arka ayarlarımızla alakalı. Equalizer'da da yine istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Görüntü ayarlarımızda ekran ayarlarımız var. Ekran ayarlarımız standart. Bu şekilde istediğiniz gibi seçenekleri bulabilirsiniz. Ayar kısmında arkadaşlar ekranımızın ayarı yine burada da parlaklık, doygunluk bunlarla alakalı ayarlarımız var. Medya ayarımız var. Önerilen ayarlar. Medya ayarında da 4, 3 ve 16.9 ekran seçeneklerimiz var. Şu şekilde Bluetooth ayarlarımız var. İsmi, pin kodu, otomatik bağlantı, cevaplama. Bu şekilde ayarlarımız var arkadaşlar. İkinci sayfaya geldiğimizde yine zaman ayarımız var. Gün, ay, yıl bu şekilde seçenekleri görebiliyorsunuz. Görüntü formatı var. Yine ayarlama ekranına şu şekilde girebiliyorsunuz. Dokunmatiğini bahsedecek olursam arkadaşlar biraz zorlanıyorum. Çünkü ilk defa kullanıyorum ben bu ekranı. Tam bir telefon ekranı değil. Yani haliyle o performansı bekleyemiyoruz. Ama yani alışınca daha rahat edebilirsiniz. Yani daha rahat dokunma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden ben şu anda ilk defa kullandığım için biraz sıkıntı çekiyorum. Yine ışık ayarlarımız var arkadaşlar. Orada da istediğiniz ayarlar, renk tonu vesaire onları yapabiliyorsunuz. Şu şekilde direksiyon ayarlarımız var. Direksiyon aracımızda direksiyon kumandası olmadığı için hiçbir şeyi yapamıyoruz. Buradan yine fonksiyonel direksiyona sahip bir araca sahipseniz eğer ileri geri ses açma, kapatma, çağrı sonlandırma, çağrı cevaplama vesaire bu tarz ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Şurada da dokunma ayarımız var. Burada kalibrasyon ayarı var yine. Hemen altında da versiyon var. Ekranımızın nasıl bir versiyona sahip olduğunu gösteren sayfa arkadaşlar. Şöyle ana ekrana geliyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani çok fazla bir özelliği yok. Sonuçta Android değil. Veyahut da böyle yüksek modelli araçlardaki multimedya gibi değil. Ama yani ekran yansıtma olsun, ses kalitesi olsun, yani dokunmatiği olsun gayet iyi bence bu fiyata. A101'lere sanırım 500-550 civarına geliyor. Ama normal internetten almaya kalkarsak aşağı yukarı bir 600-700 TL civarı bir fiyata sahip arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. TV'mizle alakalı. Bu şekilde, yani bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ekranı da açabilirsiniz. Şu şekilde ayarlarınızı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, TV'mizle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.